Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Malum bir Bosna seyahatimiz oldu. Zaman zaman belki de sohbet sırası gelince bahsederiz. Oradaki bütün kardeşlerin, ümmeti Muhammed'in oradakilerin hepsinde selamı var. Böyle bir Sırbistan sınırından Bosna Hersek'in içerisinde o Sırp sınırında ardından yine Sırpların yoğun olduğu yerlerde hamdolsun sohbetler oldu, programlar oldu. Güzel oldu. Tabii en sıkıntılı program ilk üç programdı. O ilk üç programın üçü de Sırp bölgesindeydi. Hamdolsun. Faydalı olduğuna inanıyorum. İnşallah. En önemlisi de oradaki Müslümanlara bir nefes oldu. Oradaki Müslümanlara bir tabiri caizse destek oldu. Başımızda bir devlet olmanın iyi kötü. Başımızda bir devlet var. Devletli olmanın nimet olduğunu bir daha gördüm orada. Ve gerçekten Müslümanlar ağır bir baskı altında. Örneğin 40 küsur tane cami olan yerde, yani komünist sistemden sonra, komünist sistemden önce 80-90 taneymiş, komünist sistem gelmiş, işte 40-41 tane cami kalmış. Bu son savaşta onlar da normalde komple yıkmışlar buldozerlerle. Taş taş üstüne bırakmamışlar. Üzerlerine mıcır döküp kimisini otopark yapmışlar, kimisini bahçe yapmışlar. Park yapmışlar. Oradaki Müslümanlar gene canla başla. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok büyük bir desteğiyle oradaki camileri ayaklandırmaya çalışıyorlar. Ayaklandırmışlar bir kısmını. Tabii oradan Türkiye'ye bakmak farklı bir şey. Oradaki Müslümanlar Türkiye'yi bir abi, bir baba gibi biliyorlar. Hatta Tayyip Erdoğan Bosna'dan adaylığını koysa Türkiye'den fazla oy alır gibi geliyor bana. Oradakiler Türkiye'ye öylesine abi ve babalığı oturtmuşlar ki yani Türkiye onlar için babaları. Ve yönlerini Türkiye'ye çevirmişler. Her şeylerini Türkiye'ye bağlamışlar. Türkiye'nin desteğiyle, himmetiyle, duasıyla ayakta durmaya çalışıyorlar. İşin en acı tarafı, hani zaman zaman derim ya, Osmanlı'yı o zaman için Bediüzzaman Said-i Nursi gibi ne bileyim bir kısım alim zevat, şeriat adına Osmanlı'yı eleştiriyorlardı. Şeriat yok. İşte İslami hükümler tam olarak uygulanmıyor deyip Osmanlı'ya bayrak kaldırmışlardı bir kısım İslami entelektüel takımı. Ve Osmanlı'nın yıkılışını seyrettiler sonra. Tabi Osmanlı'nın yıkılışını seyredince, Osmanlı yıkılınca normalde hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Olmadığını da gördüler. Ondan sonra Bediüzzaman Said-i Nursi bu noktada çok açık bir şekilde eski Said der. Ondan sonra çok açık bir şekilde Osmanlı yıkılınca o zaman neyin ne olduğunu gördüler. Neyin ne olduğu görüldü ama çok pahalıya mal oldu. Ümmet-i Muhammed'e mal oldu çünkü. Bakın tekrar söylüyorum, Ümmet-i Muhammed'e mal oldu.
Yani belki de Osmanlı'yı yıkmak için bütün herkes ayağa kalkmıştı. Ama dışarıdaki bir kimse ayağa kalksa ona karşı sen gardını alırsın. Ama yanı başındaki seni hançerleyince veya arkandaki kimse hançerleyince ona gardını almazsın. İnsanlar kendinden gördüklerini, dost gördüklerine karşı gard almazlar. Kendi akrabasına, kendi kardeşine, kendi annesine, babasına, kendi can dostum dediği kimselere, kendi dergahına, kendi dergahındaki kardeşlerine bir kimse gard almaz. Sebep, ondan kendisine bir zarar geleceğini düşünmez çünkü. İhtimal vermez. Bir kimse kendi zakirine gard almaz, kendi şeyhine gard almaz. Neden? Çünkü der ki, benim zakirimden bana kötülük gelmez. Benim şeyhimden bana kötülük gelmez. Benim derviş kardeşimden bana kötülük gelmez diye düşünür. O yüzden onlara karşı gardını almaz. Kendi babasına gard almaz. Babamdan bana kötülük gelmez der. Kendi kardeşine, abisine, oğlan kardeşine gardını almaz. Bundan bana kötülük gelmez der. Kendi hısım akrabasına gard almaz. Sebep? Bundan bana bir kötülük gelmez diye düşünür. O benim iyiliğimi düşünür diye düşünür. Ama buralardan insan gafil avlanır. Sebep? Beklemezsin çünkü oradan bir şey. Osmanlı'da da aynı şekilde oldu. Osmanlı'da da Osmanlı beklemediği bir şekilde kendi içinden vuruldu. Satılmış kalemler, satılmış beyinler, satılmış komutanlar, satılmış milletvekilleri, satılmış tarikatlar, cemaatler Osmanlı'yı içinden vurdu. Tabi o yıkıntının altında bütün herkes kaldı. Ümmet-i Muhammed kaldı. Ve Osmanlı yıkıldığından beri Ümmet-i Muhammed gün yüzü görmüyor. Bakın Osmanlı yıkıldığından beri Ümmet-i Muhammed gün yüzü görmüyor. Afrika komple gün yüzü görmüyor. Orta Doğu ve aşağıya doğru gün yüzü görmüyor. Orta Doğu'dan doğuya doğru gün yüzü görmüyor. Tabi bize Orta Doğu dediler böyle oraya. Orta Doğu değil, Yemen bölgesi bizim için. Hicaz bölgesi bizim için. İsmi oranın o, Şam bölgesi. Bizim için orası Şam bölgesi. Bizim için Güneydoğu değil, bizim için orası Diyarbakır bölgesi. Çünkü Diyarbakır Sancakbeyli. Yani bugünkü manada vilayet, Şam vilayet, Hicaz bölgesi vilayet, Mısır, Kahire vilayet, Fas, Tunus, Cezayir vilayet her biri, Sudan vilayet. Bunların hepsi de Osmanlı'nın vilayetleri, bölge bölge. Sonra Batılılar bizi oraya Orta Doğu dedi. Orta Doğu dedi bize, biz de Orta Doğu dedik. Öbür tarafı Orta Asya dedi, biz de Orta Asya dedik. Orta Asya. Diyemedik Türk illeri diye. Onların dilini konuştuk. Nereden Orta Asya'ymış, kime göre Orta Asya'ymış, kime göre Orta Doğu'muş? Batılılara göre, bize göre bizim yerimiz. Bizim için normalde ne Sancak Beyliği var, ne Bosna Beyliği var. Bizim için oralar öyle bir şey. Ne Sancak Beyliği, ne Bosna Beyliği. Mesela Bosna ile Sancak'ın arasında tatlı bir sürtüşme vardır. Neden? İkisi de beyliktir. Sancak der ki biz Bosna'ya bağlı değiliz. Bosna der ki Sancak kim oluyor? Bize bağlansın. Bu Osmanlı'dan kalmadır. O yüzden Sancaklılar Bosna'ya bağlanmak istemezler. Örnek. İkisi de çünkü vilayet. İkisi de beylik. Bunun gibi normalde işte Osmanlı yıkılınca sadece İstanbul yıkılmadı. İslam dünyası komple yıkıldı.
İslam dünyası komple dağıldı. Ve iki yakası bir araya gelmiyor. Ve İslam dünyası o gündür bugündür emperyalistlerin elinde, emperyalizmin elinde. Her tarafı. Her tarafı. Bakın her tarafı. Türkiye orada bir hareket yaptı. New York'a ayağa kalktı, Londra'sa ayağa kalktı, Berlin'e ayağa kalktı, Paris'e ayağa kalktı, Brüksel'e ayağa kalktı. Beyaz Saray hiç ışıklarını söndürmedi. Arap Birliği ayağa kalktı. Komple Mısır'ı, Tunus'u, Fas'ı, Cezayir'i ayağa kalktı. Küçücük bir şey yaptı. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani normalde 30 kilometre dalıverdiler bir anda 2-3 gün içerisinde. Dünya ayağa kalktı. Demek ki yani bazı şeyler küçük ama sesi büyük. Yani ona müsaade ederlerse çünkü arkadan gelecek daha. Onu çünkü damarlarında var bu insanların. Durduğu yerde durmuyor, muhakkak bir olay çıkaracaklar. Şimdi oradan bakınca bir devlet olmanın, bir devletinin var olduğunu görmenin ayrı bir pencereden baktığında farklı bir mutluluk, farklı bir güven. O yüzden bir kısım hani Selefi Vahabiler devlete karşı böyle hareket çekmeye çalışıyorlardı ya Türkiye'de. Veyahut da bir kısım cemaat, tarikat, oluşumlar hani din adına mevcut olan devlete düşmanlık yapıp devleti yıkmaya çalışıyorlar ya, yani bir gidip oradan görmeleri lazım buralara. Oradakileri bir dinlemeleri lazım. Orada neler yaşıyor insanlar bir görmeleri lazım. Neler yaşıyorlar? Bir görmeleri lazım. Adam bakın Bani Luka bir önceden Osmanlı şehri. Müslüman şehri. Osmanlı oradan çekilirken 90'ın üzerinde, 100'ün üzerinde cami olan bir yer. Şimdi oradaki bir Müslüman şunu söylüyor. İstanbul'da okumuş, hukuk fakültesini bitirmiş, avukat. Camide imamlık yapıyor. Diyor ki, ben burada bir dükkan açsam ne olacak ki? Ben burada diyor bir dükkan açsam zabıtası beni rahat bırakmaz diyor. Polisi beni rahat bırakmaz. Bakın başta zabıtası beni rahat bırakmaz. Polisi beni rahat bırakmaz ve benden alışveriş etmezler diyor. Sırplar benden alışveriş etmezler. Burada diyor benim ticaret yapmam mümkün değil. Ben burada diyor iş bulamam. Bana iş vermezler ki diyor. Bana kim iş verecek diyor Müslümana diyor. 30 kalıyorsun. Boğazına diziliyor yiyeceğim birkaç lokma yemek. Boğazına diziliyor. Ve onlar o haldeyken böyle gözleri dolu dolu işte hizmet etmeye çalışıyorlar. İşte bir eksiğiniz var mı, bir gediğiniz var mı diye yapmamız gereken bir şey var mı? Eziliyorlar yani işte daha fazla bir şey yapmak isterdik size diye. Ve düşünün Müslümanlar o bölgelerde, gittiğimiz bölgelerde 3. sınıf vatandaş olmuşlar. 60 kusur bin Müslüman olan Bani Luka'da 6 bin Müslüman kalmış. Savaş görmemişler ama hepsi de toplama kamplarına sürülmüşler, toplanmışlar ve orayı terk etmek zorunda kalmışlar ve terk etmişler. 25 bin Müslüman olan yerde 3 bin Müslüman kalmış. Gittiğimiz şehirler böyledi. 30 bin Müslüman olan yerde 4 bin tane Müslüman kalmış. Gittiğimiz ilk 3 şehrin 3'ü de böyleydi.
Hele ikinci şehir neydi Cafer orası? Bielina. Bielina'da program yaptık bir salonda. Bitti. Son fasıl. Orada ayakta konuşuyorlar. Biz de giyindik. Cafer de yanımdaydı. Sen de yanımdaydın değil mi? Boşnak bir yaşlı kadın. 60-65 yaşlarında. Boşnakça söylüyor. Yanımızda da Mustafa var. Diyor ki Allah sizden razı olsun. Eğer diyor siz olmasaydınız bu yer diyor bu bulunduğunuz bina Kanuni Sultan Süleyman'ın vakfiyesinin üzerine kurulu diyor. Bu Kanuni Sultan Süleyman'ın vakfiyesinin üzerine kurulu bu salonda diyor. Asla diyor biz Kur'an-ı Kerim okuyamazdık. Asla biz burada diyor Fatiha-i Şerife okuyamazdık. Tekrar söylüyorum. Eğer dedi siz buraya gelmeseydiniz, siz burada olmasaydınız, bu Kanuni Sultan Süleyman'ın vakfiyesinin üzerine kurulu olan bu salonda asla dedi biz Kur'an-ı Kerim okutamazdık ve asla dedi biz burada Fatiha-i Şerif'i okuyamazdık. 100 yıl önce Mevlevi Hane'yi yıkmışlar orada. Orada bir edebiyat öğretmeniydi bizimle ilgilenen. Türkçe öğretmeni, edebiyat öğretmeni. Onların edebiyat öğretmeni. Bizim buradaki Türkçe öğretmeni gibi karşılığı. Yerini de gösterdi. Burada dedi yukarıdaydı. 100 yıl önce Mevlevi Hane'yi yıkmışlar orada. 100 yıl önce. 100 yıl sonra biz o şehirde sema ettik. 100 yıl. İçimden hani bir medeniyetin veya bir ülkenin yıkılması 100 yıl sürermiş, yıkılırmış. Yeniden onun ayağa kalkması için 100 yıl gerekirmiş. 100 yıl. Dedim ki kendi kendime 100 yıl olmuş dedim. Burada sema edilmemiş. Mevlevi Hane'yi yıkmışlar. 100 yıl sonra dedim Cenab-ı Hakk'a hamdü sena ettim. Dedim ki Mevlevi Hane'nin yıkıldığı yerde Sırpların tam orta göbeğinde Cenab-ı Hak dedim bizim gibi fukara insanlara dedim çark attırdı orada dedim. 100 yıl. 100 yıl. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena ediyorum. Tabi bu da ayrı bir mutluluk. Ayrı bir aşk, ayrı bir perde. 100 yıl sonra orada sema etmek. 100 yıl sonra orada Fatiha okunmayan yerde Fatiha okumak, Kur'an-ı Kerim okumak, dua etmek. Oradaki Müslümanlara bir nefes olmak. Yanınızdayız demek. Ve onlar normalde o Sırp ve Hırvatlara karşı da onların alınlarını ağartmak, onların ellerini kuvvetlendirmek bu da ayrı bir mutluluk. O yüzden Cenab-ı Hakk'a hamdü sena ediyorum. Allah hepinizden de razı olsun. Bu noktada kardeşlerin duaları, himmetleri, bu noktada gayretleri azımsanacak şeyler değil. Bütün otobüste beraber yolculuk ettiğimiz arkadaşlar Allah razı olsun. Hep beraber normalde ben dönüşte ayrıldım. Burada Gelibolu'ya yetişmek için pazar sabahına uçak bileti bulamadım. O yüzden cumartesi dönmek zorunda kaldım. O zaman zarfında kardeşlerle beraberdik hep otellerde filan yolculuklarda. Kardeşler Allah razı olsun. Gerçekten Allah nefislerini uydurmasın. Harika bir yolculuk yaptılar. Çıt yok, böyle bağırış çağırış yok. Ne bileyim kaba sözler yok.
Çünkü böyle otelde inerken, binerken, bir yerlere giderken Allah razı olsun arkadaşlar gerçekten çok disiplinli hareket ettiler. Çok disiplinli davrandılar. Hamdolsun. Muhakkak ki eksiğimiz, kusurumuz hepimizin olmuştur. Ama güzel birer disiplin örneği gösterdiler. Hamdolsun vakarlarıyla, davranış biçimleriyle, tabi olmalarıyla, laf dinlemeleriyle hepsi de gerçekten saygıyı hak edecek, ayakta alkışlanmayı hak edecek davranış biçimleri gösterdiler. Hepsi de sonuçta ekip genç, yani normalde o kadar genç olmalarına rağmen hamdolsun disiplinlerinden, gayretlerinden, çalışmalarından, tabi olmalarından hiçbir şekilde taviz vermediler. Hepsini de ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hepsini de ayrı ayrı alınlarından öpüyorum. Hepsini de anne ve babalarına Cenab-ı Hak merhamet etsin, rahmet etsin. Çünkü bu sadece dergah terbiyesiyle olacak bir şey değil. Onların anne babaları evlerinde muhakkak ki kardeşleri, o kardeşlerin, o arkadaşların, o genç delikanlıların terbiyelerine muhakkak katkıda bulunmuşlardır. O yüzden hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı hepsine de bu noktada Cenab-ı Hak'tan rahmet, bereket, lütuf diliyorum inşallah. Ben sohbet hazırlamıştım ama böyle bir giriş olunca sohbette tam yetişmeyecek. Sorulara üstün körü bakalım inşallah. Zaman zaman inşallah tabiri caizse Bosna'yla geziyle alakalı notlar düşeriz inşallah. Muhakkak Bosna gezileri bizde, bende bilhassa ayrı bir etki bırakıyor. Bu sefer böyle herhalde sınır boylarına gittiğimizden daha fazla etkilendim. Oradaki Müslümanların halini görünce daha fazla etkilendim. Oradaki Müslümanlar, oralarda yaşayan Müslümanlar gerçekten zorluk içindeler. Gerçekten sıkıntı içindeler. Yani o manevi zorluk, o psikolojik sıkıntı, o psikolojik baskı onlara yetiyor. Yani kolay şey değil. Yani normalde mesela işte pazar günü akşamdı. Sohbet bitti, işte program bitti. Orada bir dergah varmış. Ondan sonra yeni tamir etmişler. Oraya gittik ziyarete. Yani böyle pervane dönüyorlar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Yani dergah harika ama bir şey değil mi? Böyle mahzun, mahcup koca dergah. İçimden dedim ki yani şu garipliğe bak dedim. Şu garipliğe bak. Gerçekten garipler. Allah garipliklerini halletsin inşallah. Amin. Yapılan bir alışverişten sonra alan kişi cayarsa vermiş olduğu kapora ne olur? Bu noktada özel anlaşmaya girer bunlar. Özel anlaşma mesela eğer bir özel bir anlaşma yoksa bir kimse alışverişten 3 gün içerisinde cayabilir. Eğer akar kokar mal değilse. Mesela araba aldı. Arabayı alan kimse eğer normalde özel bir anlaşma olmadıysa 3 gün içerisinde örneğin cayabilir. Veya ev aldı bir kimse 3 gün içerisinde cayabilir. Eğer böyle bir 3 gün içerisinde eğer özel bir anlaşma yok ise, tekrar söylüyorum, o zaman bu tip şeyler olabilir. Ama bir kimse mesela anlaşma alışveriş yapıyor, diyor ki işte cayan kimse 100 lira örneğin ceza ödeyecek. O zaman o 100 lira cezayı ödeyecek cayan. İşte bak cayarsan kaporanı yakarım dediyse caydığında kaporasını yakacak o zaman. O zaman bir sıkıntı yok. Ben 42 yaşındayım. Çeşitli nedenlerden dolayı evlenemedim. Birçok bayanla görüştüm. Çoğu beni kabul etmedi. Şimdi bir bayanla görüşüyoruz. Bayan namazında, niyazında helala harama çok dikkat eden biri. Ahlakı çok güzel ama yüz olarak güzel bir bayan değil. Bir türlü bu bayana kanım ısınmadı.
Kendimi zorluyorum ama olmuyor. Bana ne tavsiye edersiniz? Zorlama kendini. İçin ısınmadıysa normalde konuşmayı keseceksin. Normalde şimdi hadis-i şerif var ya, hadis-i şerif ne? Nikah dört şey için yapılır. Bir, dini için. İki, işte malı için, güzelliği için, soyu sopu için. Siz dindar olanı seçiniz diyor. Yani bir erkek için mesela bunlar öncelik birincisinde dindar olmak. Öbür üç tanesi tarafların kendi önceliğine bırakılmış. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ikincisi şunu seçin dememiş. Kadınlar da erkekler de birbirlerini seçerlerken dindarlığına dikkat edecek. Dindar ne güzel ahlaklı. Dindar çok namaz kılan değil bugün için. Veya sakalını bırakmış bir kimse değil. Ya dindar ne? İyi ahlaklı. Muhakkak namazını kılacak, farzları yerine getirecek ama iyi ahlaklı olacak. Yani sadece ibadet de yeterli değil. Bu tecrübeyle alakalı benimkisi. Erkekler de kadınlar da birbirlerine seçim yaparlarken namaz, abdest yeterli değil. Muamelesine bakınız diyor ya hadis-i şerifte. Onun ahlakına bakın. İyi ahlaklı olsun evlendiğiniz. Kadınlar için de erkekler için de. İkincisi, normalde kadınlar yakışıklı erkek isterler. Ben de onlara şart düşüyorum. Diyorum adam yakışıklıysa, önde duran bir adamsa, yani normalde diyorum onun arkasından bir ömür boyu koşacaksınız. Neden? Yakışıklı adam. Asılanı çok olur. Ona yazılanı çok olur. Sen artık boyuna evde telefon karıştırırsın. Psikolojiyi bozarsın evde. Adama bugün kim mesaj çekti? Kimden mesaj geldi? Hangi sayfalara girmiş? Uyusa da şu geberesici adam bir telefonuna baksa. Neden kilitledi telefonu? Neden kilit koydu? Bunlardan geliyorlar millet. Ben oradan biliyorum. Kadın diyor efendim telefona şifre koymuş. Neden şifre koymuş? Ya ne olmuş diyorum şifre koyduysa? Bir şeysi yoksa neden şifre koyuyor? Ben şifre koyuyor muyum telefonu diyor. Atıyor kadın orta yere telefonu. İşte diyor benim telefonum burada. O da atsın diyor telefonu orta yere. Adam atamıyor. Lan Mustafa Özman yanına geliyorsun. Şimdi tiyo vereyim. Hiç olmazsa sil her şeyi bari. Bakıyorum adam atamıyor. Ben de tutuyorum şimdi. Bakıyor gözümün içine melül melül. Attırma bana telefonu ortaya diye. Ne ama silmedin. Silse yazıştığı kimseyle bozuşacak. O diyecek göster benim mesajlarımı. Ne? Göster benim mesajlarımı. E ne oldu? Sildiydim. Neden sildin? Haydi bir daha kıyamet. Kimden? Öbürkünden. Boşuna mı diyorum size yapmayın bir şey diye? Oturun oturduğunuz yerde. Cenab-ı Hak bir nimet vermiş, bir eşiniz var. Ne o tarafa bu tarafı yayılıyorsunuz, sonra yakalanıyorsunuz. Sonra vallahi de billahi de tillahi de ben bir daha bir şey yapmayacağım. Ve geçmiş olsun artık. Geçmiş olsun. Hep gözler dikik. Kimde? Onda. Ne oldu acaba diye. Yapmayın. Bangır bangır bağırıyorum burada. Erkeklere. Yapmayın bir şey. Oturun oturduğunuz yere. Kadınlara da diyorum iyi önde adamla evlenmek iyi güzel hoş oh yakışıklılığı yerinde boyu posu yerinde ay güzel hep koşacaksın arkasından serbest bırakmayacaksın bir de işin bu tarafı var erkekler de bakıyorlar şimdi yani dindar olsun ama güzel de olsun hakkı eyvallah neden bir daha gözü kaymasın başka bir tarafa. Bir erkek için normalde ikinci derecede bakacak olduğu şey kadının güzelliği. Eyvallah. Söyleyecek lafı yok. Sıralama o yüzden bazılarına göre değişir mi? Değişir. Allah iyi etsin inşallah. Daha fazla bu mevzuyu kurcalamayayım.
Herkesin aleyhine delil olacak sonra. O yüzden şimdi kimisi yalvaran gözlerle bakıyor bana, ne olursun yapma, etme diye, o yüzden sustum. Tabi kıyamet kopacak eve gidince. Yalvaran gözlerle bakan sen miydin? Söyle, şu telefonu koy ortaya ara. Telefonunda şifre olanlar yandı. Ne varsa temizleyin eve giderken. Bir temizlikten geçirin. Ben 12 yaşında arkadaşım özenerek kapandım ama şimdi 14 yaşındayım ve kapalılığımı ne yüreğimden ne de kalbimden geçerek yapıyorum ve açılmak çok istiyorum. Evlendikten sonra kapanmak, dinimi en güzel şekilde yerine getirmek istiyorum. Bu konuda düşünceniz nedir, öğrenmek istiyorum. Şeytan aldatır böyle. Şeytan der ki evlendiğinde çok iyi yaşarsın. Şeytan der ki yarın muhakkak sabah namazını kılarsın. Şeytan der ki namazı bir gün sonra başlarsın. Şeytan der ki önümüzdeki sene orucu çok böyle mükemmel bir şekilde tutarsın. Şeytan der ki bir dahaki derse gidersin ya, her perşembe gitmek zorunda mısın canım? Şeytan der ki ya ne olacak ki, virdini arabada giderken çekersin. Yolda giderken çekersin. Yolda olmadı, dönerken çekersin. Dönerken olmadı, evde çekersin. Evde olmadı, yatacağın zaman canım herkes elini hayatını ayağını çeksin. Ondan sonra dersini çek. Ha, ne kadar güzel. Aldı tesbihini. Gitti. Ondan sonra soru. Efendim ben derse başladığımda hep uykum geliyor. Uyuyakalıyorum. Uyursun tabii. Bütün sabahtan kalkmışsın, gece saat 1'e 2'ye kadar gafletle geçirmişsin gününü. Saat 1'de 2'de bütün günün yorgunluğunu çökmüş üstüne, ders çekeceğim diye uğraşıyorsun. Tabii uyuyacağım. Ne oldu? 24 saat yetmedi mi? 20 saat yetmedi mi ders çekmeye? Kimisi de şey, yani biz yıllardan beri çekiyoruz ya yani. Tamam ya, çekeceğiz ya. Eskilerde var bu. Ha, Melamice ezan okundu. Hadi seni çağırıyorlar. Sen, yani size farz ya, bize değil. Eskilerde böyle, şimdi biraz böyle hani. Yani gençliğinde harıl harıl çekmiş dersi. İşte belli bir zaman çekmiş. Yani Mustafa abinin yanındaydı o. Canında ciğerindeydi. Şeyh Efendi'nin dizinin dibindeydi. Hala da ders mi çekeceksin canım? Hadi siz çekin. Gençler, yeni gelenler. Ha, eskiler, onlar baba derviş ya. Onlara lazım değil fazla. Neden? Onlar neler gördü, neler. Aha abicim, siz daha yoktunuz. İşte şöyleydi. Aa tabii ya, onlar eski. O yüzden biraz böyle arada kaçırsalar da olur. Ha İsmail? Olmazmış. İsmail'den şey çıkmadı. Müsaade çıkmadı. Olmazmış. Olmasın o zaman inşallah. Şeytan aldatır böyle. O kızcağızı da aldatıyor. Allah muhafaza eylesin. Amin. Açılma yavrum. Örtünmüşün ne kadar güzel. Örtünüp tekrar açılan bir daha örtünmekte çok zorluk çekiyor. Bayanlarda mesela bir kimse, bir bayan, bir kızcağız örtünsün, sonra açılsın, tekrar kapanmakta çok zorluk çekiyor. Dersi bıraksın, mesela tembellik yapsın, bir daha çekmek zor gelir insanın nefsine. Yani zikrullah'a geliyor gidiyor, biraz böyle zikrullah'tan geri kalsın, tekrar geri dönmek çok zor gelir insana. Ben hiç öyle yaşamadım, bilmiyorum ama tecrübe, hani onlardan biliyorum. Utanır, şeytan onu böyle işte bak gitmiyorsun aylardan beri, şimdi gidiyorsun. Bırak canım biraz daha toparla kendini, öyle git filan. Hani nasıl bakacaksın yüzüne şimdi, gözünün içine. İşte bak sen gitmedin. Bunlar şeytanın aldatması. Ne yaşadıysan yaşadın. Geleceksin, oturacaksın zikrullah'a. Dersini çekememişsin. Çek kardeşim. Derslere gelememişsin. Gel kardeşim.
Kurtarın. Kendinizi, ehlinizi, çolunuzu, çocuğunuzu, birbirinizi. Bir şeyden hani doğruya doğru geri dönmeyi, doğruya doğru yönelmeyi nefsinize ağır gelmesin. Sadece kendinizi kurtarmakla kalmazsınız. Etrafınızı da kurtarırsınız. Eşin ne problem yaşadın? Dön geri, özür dilerim de. Git öp yanaklarından, bitir işi. Erkeklere söylüyor. Evi dağıtan adamdır. Tekrar söylüyorum. Evi dağıtan adamdır. Cenab-ı Hak yükümlülüğü erkeğe vermiş. Evin reisini de erkeğe vermiş. Ev dağılıyorsa birinci derecede erkek sorumlu. Eşinin gönlünü yap. Geri dönmesini bil. Özür dilerim, hakkını helal et. Böyle davranmamalıydım sana. Sana kaba davranmamalıydım. Sana sesimi yükseltmemeliydim. Seni bu kadar boşlamamalıydım. Seni evde yok görmemeliydim. Senin saygınlığına bir söz, bir laf, bir hareket yapmamalıydım. Eşiniz, çocuklarınızın annesi. Çocuklarınızın annesi. Bir erkek evinden sorumludur. Eşinden ve çocuklarından sorumludur. Sorumluluğunu yerine getirecek bir erkek. Erkeklik dövmek, sövmek, hakaret etmek, tepeden bakmak demek değil. Erkeklik Kur'an sünnet dairesinde evini yürütmektir. Kur'an sünnet dairesinde evini devam ettirmektir. Kur'an sünnet dairesinde aileni yaşatmaktır. Erkeklik bu. Çarpıveririm, vuruveririm, öldürüveririm, ezerim seni. Sen kimsin? Sen nesin? Bu erkeklik değil. Bu düpedüz ahlaksızlık. Hele derviş kardeşlerden duymayın böyle eşini döven kimse. Eşine küfreden, eşine hakaret eden. Duymayın. Kimsenin böyle bir şey hakkı yok. Dergahımıza laf getirmeye kimsenin hakkı yok. Kimsenin hakkı yok. Hiçbir derviş kardeşin hakkı yok. Benim şeyhim dedi ki, oğlum ben daha elimi kaldırmadım dedi. Ben ona söz verdim. Ben de elimi kaldırmayacağım dedim. Ben ne eşime ne çocuklarıma daha elimi kaldırmış değilim. Böyle bir şey yok. Dervişlik. Demirden leblebi gibidir. Bir erkek sen misin? Bir tek senin elin ağır mı? Dövmesini biliyorsan git. Gücünün yettiğine döv. Çocuğu dövmek herkesin işi. Kadını dövmek herkesin işi. Gel beni döv hadi. Gel efelik bana yap hadi. O yüzden arkadaşlar, güzel ahlak. Dervişlik, adam gelecek, dersini bırakacak, hakkınızı helal edin. Ben eşimi döveceğim diyecek, dersini bırakacak, gidecek dövecek. Bir daha da geri gelmeyecek. Allah yolunu açık etsin diyeceğiz. O yüzden kimse eşini dövmeyecek. Hayır, öyle bir şey yok. Kötü söz söylemeyecek, hakaret etmeyecek.
tepeden davranmayacak. Allah muhafaza eylesin. Amin. Cenab-ı Hak korusun inşallah. Amin. Gelenek veya töremizde, adetimizde olan bazı davranışlar dindenmiş gibi, günah veya farzmış gibi algılanıyor. Kırk uçurmak gibi, gece tırnak kesmek gibi, bunların kimisi faydalı, kimisi gereksiz şeyler. Bunları İslam'ın bir gereği gibi görmek, davranmak günah mıdır? Normalde günah görmemiş, geleneği Kur'an sünnet dairesindeyse reddetmez İslam. Oradaki örf Kur'an sünnetin dışında değilse İslam onu reddetmez. Şimdi insanlarda örf ve gelenek düşmanlığı başladı. Doğru değil. Örf bazen İslam'ın serbest bıraktığı yerlerde hukuktur. Siz örfü reddedemezsiniz. Zaman zaman örnekliyorum ya, bizim orada zeytin toplandıktan sonra başağa çıkmak vardır. Örf. Bir bahçe, bir tarla toplandı mı toplandı. Adam mal sahibi çıktı mı bahçeden çıktı. Zeytinlerin serpme zeytinler vardır. Böyle orada burada böyle silkelerken, toplanırken kalanlar. Bizde örftür o. Başağa çıkmak derler. Başak toplar millet. Onu kimse yasaklamaz. Önceden pamuk vardı mesela. Pamuk 3 kat, 4 kat toplandı mı ondan sonra başağa giderdi millet. Başak pamuk toplardı. Bu örf, buna kimse bir şey demez. Mesela bizim orada önceden, benim çocukluğumda hatta gençliğimde adam domates ekmiş bahçeye. Biz kargı deriz, bu saz diyorlar, kargı asıl. Bu ne yapılan şeyler var ya, kargılar. Onlardan önceden bizim tarla kenarlarında çok vardı. Adam oradan bir tane keser, bir sıraya kargıyı diker. O sıraya kargıya dikti mi, eşi, dostu, arkadaşı, yoldan gelen geçen o sıradan yiyeceği kadar koparır. Onu götürüp satmaz. Satmak örtte yok. Ne kargı dikmiş? Karpuz. Bir tane karpuz götürür, alır oradan. Ne domates? İşte 2-3 tane, 3-5 tane domates koparır oradan. Bunda bir örf bakın bu. Veya meyve dalı mesela yola meyvanın dalı yola eğilmiş değil mi? O daldan millet gelir geçerken hani göz hakkıymış gibi bir tane iki tane yer, örf bu. Bu haram değildir. Hatta bizim orada eskiler böyle tam sınıra dikerler meyve dallarını. Dallar normalde yola denk gelenler gelen geçen yesin içsin ki ondan sevap alsın diye tam sınıra ekerler. Örftür bu. Şimdi bu Selefi Vahabiler bizim içimize girdiğinden beri biz böyle adet, gelenek, görenek, örf bunların hepsinin din adına karşı çıkıyoruz. Doğru değil. Bir geleneksel geleneği olmayan bir toplum olur mu? Gelenek demek kültür demek. Örfü olmayan bir toplum olur mu? Örf demek o toplumun kültürü demek, medeniyeti demek. O yüzden örfünüzü kaybetmeyin. Geleneğinizi kaybetmeyin. Benim sülalemin örfü bu, onu kaybetmeyin. Benim sülalemin geleneği bu, onu kaybetmeyin. Bunu dinmiş gibi sarılmana da gerek yok. Dine karşı bir şeyse terk et. İşte bizim sülalede gelenek, bayramda kız erkek haram, helal dinlenmez, herkes birbirine sarmaşır, çapçup yanağından öper. Ama yok kardeşim. Bu dinen haram, bunu bizim önümüze koyma. Ama mesela işte biz din böyle emrediyor demiyorduk ki biz. Önce yemeğe büyük başlar, sonradan hadis olduğunu öğrendik. Bakın sonradan hadis olduğunu öğrendik. Söze önce büyük başlar, sonradan hadis olduğunu öğrendik. Bunlar ailenin içerisinde örf, bir saygı. Bu o yemeğe ailenin büyüğü, kimse babaysa baba, anneyse anne o esnada. Dedeyse dede, nineyse nine. O esnada büyük o.
O yemeğe başlamadan kimse başlamaz. Şimdi yeni yeni çıktı. Mutfağa gelen yemeğe, mutfakta tek başına yiyor, bakıyor işine. Tencere orada, tava orada. Geldi, selamünaleyküm, katıyor, mutfakta yiyor, gidiyor. Geliyor, selamünaleyküm, mutfakta yiyor, gidiyor. Bizim örfümüzde yok. Mümkün değil. Ben babamdan öyle görmedim. Örnek. Doğru olan ne? Herkes sofraya oturacak. Veya kadın hizmet ediyor. Yani yemeği getiriyor, masayı tamamlıyor, masayı düzelteceğim diye uğraşıyor. Yemekleri de koyuyor. Haydi başlıyor millet. Kadın çalışıyor ama bir yerde gördüm onu. Ben başlamadım şimdi, herkes duruyor. Tam yiyecekler. Dedim evin hanımı da otursun. Adam başlayacak hemen yemeğe. Siz dedim böyle mi yiyorsunuz? Ses yok. Olmaz. Kadın sofra kuruyor. Sofrasını kursun, tamamlasın. Tamam mı? Tamam. Hatta kalk yardım et sen de. Sen de iki tabak koy tabağa, masaya. Eşine yardım et. Çocuklarına örnek ol. Adam kenarda oturuyor, kadın tek başına masa kuruyor. Çocuklar da evde hizmetçi ya anaları. Kimse dokunmuyor. Biz bulaşık yıkıyorduk evde. Biz babamın sağlığında evde bulaşık yıkıyorduk. Ciddi ciddi. Kız yok bizde ilk etapta. Bulaşık yıkıyorduk biz. Zaten benim kız kardeşim babamı hatırlamaz bile. Bildiğiniz bulaşık yıkıyorduk biz. İstersen itiraz et annene. Annem bize bir şey diyecek, biz yapmayacağız. Sen sayfa sayfa edebiyattan seç, beğen, al. Nasıl küfredilecek, nasıl küfür canını istiyorsa, sayfa sayfa. Seçme özgürlüğün de yok. Şansına ne gelirse, o esnada onun kalbine ne geldiyse. Bir döşendi mi sana, nerede nefes alacağını bilemezsin. Edebiyat geniş. Yani böyle bir huble söylenecek gibi değil. Yani buradan bir en hafifinden böyle bir cümle alayım diye böyle edebiyatı kafamdan geçiriyorum. Yok. Mümkün değil. O yüzden çocuklarınıza örnek olun. Erkekler, eşinize yardım edin. Çocuk baksın ki baba yardım ediyor, çocuk da başlasın tabak, kaşık, çatal getirmeye. Evet. Allah bizi affetsin. O yüzden öyle geleneği reddetmek yok. Zina yapmak suçunun cezası İslam'da rejim edilmek. Bu uygulanamadığı için insanlar rahatlıkla zina yapabiliyor. Caydırıcı bir şey olmadığına. Biz yapmıyoruz. Neden bütün insanları böyle kattın ki işin içine? Bazı kimselerde. Ya bütün insanları zinacı yaptın mübarek adam. Veya kimse. Allah muhafaza eylesin. Öyle olmaz. Ya biz dergaha adım attığımızdan beri öyle bir hamdolsun durumumuz yok. Soruları sorarken, konuşurken dikkatli olacaksınız. Ya bütün herkes zina yapıyor. Bütün herkes de nasıl helallaşacaksın? Bütün herkes zaten hırsızlık yapıyor. Bütün herkes de nasıl helallaşacaksın? Kul tam cennete girecektir. Bir adım kalır, söylediği bir sözden dolayı cehenneme gider. Dikkat edin.
Bütün bu dervişler böyle zaten. Bütün derdinde oh 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 Abdülkadir Geylan'a, Ahmet Er-Rufay'a, Ahmet El-Bedevi, şeyhine, 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 şeyhine. Ta gittin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine kadar. 1400 yıllık bütün dervişler. Hatta Hazreti Muhammed Mustafa'dan Adem'e kadar ne kadar sufiler, dervişler, ehli tarikat var ise, çünkü bütün dinlerde vardı, hepsi de girdi işin içine. Be kardeş, sözüne dikkat et. Bütün hacılar böyle, bütün hacılar böyle dediğinde ashabı da kattın işin içerisine, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i de kattın, İbrahim aleyhisselama kadar bütün peygamberleri ve müminleri kattın içine bütün acılar deyince. Söz nereye gidiyor? Bütün tarikatçılar, bütün cemaatçılar, bütün namaz kılanlar, bütün oruç tutanlar, bütün Müslümanlar. Sözlerimize dikkat edeceğiz. Aman ha! Bütün dervişler, bütün dergah böyle canım, aman ha! Yapmayın, Allah muhafaza eylesin. Bu uygulanamadığı için insanlar rahatlıkla zina yapabiliyor. Bir kısım insanlar. Haramı helalı tanımayan, haramı helalda gevşek olanlar. Bir zina yapan evli bir kimsenin nikahı düşer mi? Bununla üzerinde tartışma var. Bakın bunun üzerine sebep. Çünkü zina yapan bir kimse, normalde kadın erkek ikisi de zani evliyse. Şimdi İslam hukuku olmuş olsa ikisini de rejim edecek kim yaptıysa. Ama yok, İslam hukuku yok, o zaman rejim edemiyor. Rejim edince o kimse nikahı düşecek, eyvallah. Öldü çünkü karşıdaki. Ölüm sebebi ile nikahı düşecek. Zinadan dolayı değil. Ama zinadan dolayı nikahı düşer diyenler var mı? Var. Düşmez diyenler de var mı? Var. Burada tartışma var. İyi. Onun nikahının düştüğüne kim hükmedecek? Onun nikahının düşeceğine hükmedecek bir organ da yok. Bakın, onun nikahının düştüğünü hükmedecek bir hakim lazım. Bir alim lazım. O da yok. Bunu Diyanet'e sorduklarında Diyanet'in verdiği cevap şu. Yani zina etmiş bir kimse, zina etti, etti. Kaç tane, kaç kişiyle yaparsa yaptı. Resmi nikahı kiminle? X kimseyle. Tövbe et diyor, sen onunla nikahına devam et. Yani ben, çünkü bu konuyla alakalı bana birkaç kişi gelmişti, ben onları Diyanet'e yönlendirdim. Dedim gidin, Diyanet bu konuda ne fetva veriyor, bana onu getirin dedim. Hatta birisi gitmiş, ses kaydını almış orada, bayanın birisi. Oraya gidip soruyor. Kendisi anlatıyor bir de. Ben böyle yaptım, böyle yaptım, böyle yaptım. Bunun hükmü ne diyor? O Diyanet görevlisi de diyor ki, sen resmi nikahlın kimse senin, senin onunla nikahın devam ediyor dedi. Aldı getirdi bana, dinletti ses kaydını kadıncağız. Ben kadına dedim tebrik ediyorum seni. Sen dedim dinini öğrenmek istiyorsun. Dinini yaşamak istiyorsun. Dedim normalde işte beyi de normal, o esnada resmi nikahlı beyi de yani devam etmek istiyor evliliğine. Yapmış bir hata diyor. Ben diyor onun, herkes hata yapar diyor. Ben onun hatasını kabulleniyorum diyor. Burun bükmeyin. Hayat standartları farklı insanların. Hatta adamın birisi öyle dedi.
10 tane adam dolaşsa dedi, yine kabulüm dedi. Sonra bir de ders istedi benden. Tekkeye falan geldiler bir cumartesi, buraya geldi. Sonra benden ders istedi. Dedim, ben rüyamda görürsem sana ders vereyim dedim. İnşallah dedim. Veya sen görürsen dedim, yine veririm dedim. Tövbe kapısı açık herkese dedim, sıkıntı değil. Ya yani normalde çünkü bilemeyiz insanların hayat standartlarını. Burada tartışma var. Yani İslam dünyası bu noktada gerçekten Hanefilerde de var, Şafilerde de var. Yani bunun hükmünü veremiyor çünkü hiç kimse şu anda. Veya net bir şekilde buna hükmedemiyor. Tecdid-i iman, tecdid nikah yapsa olur mu? Çocuklarımızı, arkadaşlarımızı zinadan korumak için tavsiyelerinizi lütfeder misiniz? Kardeşler, haramdan uzak durun. Kadınlar, haramdan uzak durun. Erkekler, haramdan uzak durun. Yapmayın. Bu sözüm erkeklere, boşboğazlık da yapmayın. Yok ben bir daha evleneceğim, yok ben şunu yapacağım, boşboğazlık yapmayın. Aile huzurunuzu bozmayın. Yapamayacağınız şeyleri dilinize dolamayın. Boşu boşuna kadınlarınızı, evde çolunuzu, çocuğunuzu rahatsız etmeyin. Boşu boşuna kendinizi perişan etmeyin. Aile huzurunuzu kaçırmayın. Birbirlerine, erkekler birbirlerinin arasında dahi bunun şakasını dahi yapmasınlar. Utanırsınız. Birisi böyle şakadan konuşuyor. Hani benim yanımda da böyle konuşuyor böyle. Hani ben de sazanım ya, atlayacağım. Döndüm. Hadi evlen, senin bütün masrafını ben çekeceğim dedim. Kaldı. Kımıldanamıyor bu. Mümin yapamayacağı bir şeyin şakasını dahi yapmaz. Otur oturduğun yere. Düzgün bir hayat yaşa. Bir tanesini ağzını, yüzüne, gözüne bulaştırıyorsun. Birine söz geçiremiyorsun. Ağır olacak ama öğürmesini bilmeyen köpek sürüye kurt getirirmiş. Yapmayın. Şakası dahi yanlış. Şakasını dahi yapmayın. Eşlerinize de yapmayın. Bunu bir tehdit unsuru olarak kullanmayın. Kadın deyiverdi benim yanımda. Aha evlen dedi. Kimle evleneceksen dedi. Ha çık, hadi çık meydana evlen dedi. Adam kaldı. Bitti adam. Kadın tası tarağı toplamış evde. Demiş ya git evlen bak işine demiş ya. Benden işin yok senin. Demiş bir çıt daha. Aha demiş bu çocukları da alacaksın gideceksin. Efendim ne yapacağım mı? Ne amma konuştun dedim ya, başka tehdit unsuru bulamadın mı? Dedim size sohbet ettiğim gibi ben onlara da sohbet ediyorum. Size sohbet ettiğim gibi bayanlara da sohbet ediyorum cumartesi günleri. Hepsine de tiyo veriyorum. Yanıma geliyorlar diyorum ya kızım ne korkuyorsun sen diyorum, böyle yapıver. Öyle mi yapayım diyor, böyle yap diyorum ben. Bir hafta sonra geliyor kadın dimdik. Allah razı olsun baba diyor. Ne oldu diyorum ben, galibim evde diyor. E diyorum bizimkinde ahmaklık. Ne amma konuştun?
Ne ama söyledin? Burada diyorum söylemeyin diye. Şeyhini dinle şeyhinsem. Abinsem abini dinle. Neyinsem neyinim. Dinle, konuşma. E ondan sonra pert evde. Ayakkabılarını dostlar ayakkabıya koy diyormuş. Dedim böyle yapmasaydın, hak etti dedi. Kapının önüne çıkarma ayakkabılarını, koy diyormuş ayakkabıya, bizim ayakkabılarını alıp koyuyormuş. E bitti. Deme kardeşim, otur oturdun yere. Allah muhafaza eylesin. Bir arkadaş çocuğunun sağlığa kavuşması halinde bir kurban adak adamış. Bu adağı yerine getirmesi mecbur mu? Keserse bu adaktan kendisi yiyebilir mi? Sağlığa kavuştuysa mecbur, keserse de adaktan yemeyecek, yediği kadarını da tasadduk edecek eğer yerse. Nasıl olsa yapmış ya bu şimdi. Bir hadis var. Adamakla alakalı diyor ki hani bu konuda Allah affetsin neyse siz adayacaksanız adayın gene de diyor ki adamakla diyor Allah'ın hükmü değişmez ama diyor cimrilerden para çıkar. Allah yesin inşallah. Fâlemellâhu lâ Amin. Destur.